Rafadan kulüp. Abi, gölge gibi taşlarımı takip ediyorsun. Oyun kuramıyorum. Boşuna uğraşma Akın. Bugün benden kurtuluş yok. Nasıl ustacığım? İyi öğrenmiş miyim? Aa, Hale değil mi o? Ha? Akın, hangi taşı oynadın? Söylemem. Vay arkadaş, gözünü ayırmaya gelmiyor. Oyun yerine beni takip edersen böyle olur. Buyurun. Bakalım kurabiyelerimi beğenecek misiniz? Oo, mis gibi kokuyor. Üç taş mı oynuyorsunuz? Akın'ın son hamlesini bilsem oynayacağım diyor. Önce lokmanı yutsan tercümana ihtiyacın kalmaz aslında. Eline sağlık Hale. Kurabiye harika olmuş. Ne var içinde? Söyleyemem. Bugün de kimse bir şey söylemiyor. Bu benim özel bir tarifim de ondan. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Bakalım kulüptekiler de beğenecek mi? Beğenirler, beğenirler. Hadi size iyi eğlenceler. Hadi söyle Akın. Söz, bundan sonra oyunu takip edeceğim. Abi bırak şimdi oyunu. Hale hangi kulüpten bahsediyordu? Hale kulüpten mi bahsetti? Bakalım kulüptekiler de beğenecek mi dedi. Duymadın mı? Öyle söyledi değil mi? Anlaşılan senin de haberin yok. Demek bilmediğimiz bir kulüp var. Hayret. Ben nasıl düşünemedim bunu? Azıcık beni örnek alsan ipuçlarını şıp diye birleştirirdin. Haklısın abi. Olamaz. Yine mi sen kazandın? Örnek demişken üç taş işte böyle oynanır. Hadi gidip şu kulüp işini öğrenelim. Tamam, hadi gidelim. Mert, Sevim ve Hale. Kulüpte kimler kimler varmış da haberimiz yokmuş. Öyle olsun bakalım. Abimden hiç beklemezdim. Peki Sevim'le Hale? Çocukluğumuz birlikte geçti. Hani kardeştik biz? Ne yapıyorsun? Şuraya bak. Eliniz ayağınıza dolaştı. Dolaşır tabii abi. Öyle sessiz sessiz yaklaşılır mı? Bir dahakine önceden telgraf çeker haber veririm. Hayrola Hayri, ne yapıyorsun? Bize haber vermeden kulüp kurmuşlar. Keyiflerine de diyecek yok doğrusu. Ne konuşuyorlar acaba? Bilmiyorum ki. Hayri geri geliyor. Ne oldu? Ne söylediler? Ne söyleyecekler? Akıllarına gelmemişmiş. Kulüp kuruyorlar. Bizi çağırmak akıllarına gelmiyor öyle mi? Ne kulübü Akın? Hale'nin kurabiyelerini diyorum. Niye öyle bakıyorsunuz? Kokusu bütün evi sarmış. İnsan hiç olmazsa bir tepsi bırakır. Bırak tepsiyi şimdi. Kulübü sormadın mı? Siz de bir kulüptür tutturmuş gidiyorsunuz. Çok istiyorsanız kuralım bir tane. Sahi mi? Sahi tabii. Burada ben varım ben. Kulüp işleri Hayri'den sorulur. Yaşa. Dikkat kulüp alanı. Üye olmayan giremez. İzinsiz geçmeyiniz. Ziyaretçilerin yiyecek içecek getirmesi mecburidir. Hayri abi oldu mu şimdi bu? Oldu oldu. Öyle eli boş gelmesinler. Bir şeyler getiriversinler işte canım.
Şimdi burası bizim kulübümüz, öyle mi? Tabelaları astık ama... Akıncığım, aması falan yok. Bir kulüp öncelikle kendine özel bir yer seçer. Bak ne güzel hallettik. Artık bizim de bir kulübümüz var. Peki, tamam da... Ayrıca düşünmemiz gereken tek bir konu var. Kulübü kim yönetecek? Ben! Gerek çalışkanlığım, gerekse yöneticiliğimle... Çok faydalı bir başkan yardımcısı olabilirsin Kamil. Yalnız hepimiz biliyoruz ki bir başkan sorunları bir çırpıda çözebilmeli. Demek oluyor ki... Ben başkan olmalıyım. Hayır ben. Sen yemekten fırsat bulacaksın da kulübü yöneteceksin, öyle mi? Hayır. Seni uykundan kaldırabilecek miyiz bakalım? Güldürme beni Hayri. Ben varken kulübü ancak rüyanda yönetirsin Kamil. O zaman oylama yapalım. Tamam. Kamil olsun diyenler? Peki Hayri başkana oy verenler? Ben de adaylığımı koyuyorum. Ne olacak şimdi? O halde herkes sırayla kulüp başkanı olsun. İlk kim olacak? Benim için fark etmez. Bu durumda geriye senle ben kalıyoruz Kamilciğim. Bunu çözmenin sadece bir yolu var. Haklısın. Başka seçeneğimiz yok. İyi olan kazansın. Tırnak batırmak, parmağı geriye kaçırmak yok. Sadece 3 oyun olacak. Temiz bir karşılaşma olsun. Başla. Üst üste iki kulüp toplantısı kaçıran üyeler belirlenen cezaya... Yavaş Kamil, yavaş. Ay. Nasıl? Parmağın hala sızlıyor mu? Sızlıyor tabii. Parmak güreşinin de bir ayarı var. Ben ona kapan taktiği diyorum. Neyse, söyle hadi. İki toplantıyı kaçıran üyeler diyordun. Devam ediyorum. Belirlenen cezalara... Bulabildiğim bütün kağıtları getirdim. Getir Akın, getir. Koy şöyle. Bunlar bize ancak yeter zaten. Bu kadar yazı, kural... Abi biz daha kulübün... Tabii ya. Nasıl unuttuk? Yeni üyeleri kabul etmek için daha şartlarımızı yazmadık. Doğru. Siparişleri dağıtmama yardım etse bana yeter aslında. Kamil abi, hiç olur mu öyle şey? Akın haklı. Gül gibi kulübe öyle kolay üye olunur mu? Biraz zor olsun ki kulübümüzün kıymeti bilinsin. Tamam. Yazalım tek tek hepsini. Sonuçta biz karar veriyoruz. Ziyaretçilerin yiyecek içecek getirmesi mecburidir. Hayri! Olacak iş mi canım? Ne olmuş? Ben çiziyorum. Ver bakayım sen şunu bana. Bak bu olur işte. Hak ne demek? Hayri, Akın ve Kamil'in baş harfleri işte. Biri katılınca harf ekleyip kulübün ismini mi değiştireceğiz? Evet. Hem çizdiğim daha güzel. Bu da ne böyle? Kulübümüzün logosu. Nasıl? Sevgili başkanım, bu kişi kulübe izinsiz girmiş. Evet ben. Buraya sadece üyeler girebilir. Gördüm tabelalarınızı. Yoksa sen de mi üye olmak istiyorsun? Bilmem. Olayım mı? Bu ne? Kulüp kurallarına göre üye olmak isteyen önce bu şartları yerine getirmeli. Sizin bu kulübün amacı ne? Bize biraz müsaade. Bizim kulübün amacı ne? Bunu şimdi mi soruyorsun abi? Ne zaman sorsaydı? Daha kulüp kuralım dediğimiz zaman. Sen de bir şey demedin.
Denedim ama lafımı bitirtmediniz ki. Amaçsız kulüp mü olur? Gülerler bize. Tamam. Siz beni takip edin. Mert'ciğim, kulübün amacını öğrenmek için önce üye olman gerekiyor. Evet, evet. Sonuçta biz çok önemli ve değerli bir kulübüz. İlginç, kulüp kurallarında bu yazmıyor. Bu şartları benden başka yerine getiren oldu mu? Yok, olmadı. İlk üye sen olacaksın abi. Tabii, önce seni biraz test edeceğiz. Bence buna değer. Hadi Akın, göreyim seni. Bana öğrettiğin gibi oyna. İyi de bana üç taşı abim öğretmişti. Değil mi? Bu oyun burada biter. Evet, kaldı mı başka şartınız? Yok, bu sonuncuydu. Kulüp yöneticisi olarak ilk tebrik eden ben olayım Mert. Hoş geldin aramıza. Hoş bulduk. Ama bu yöneticilik işini bana devretmen gerekiyor Kamil. Niye canım? Sıramı bir hafta sonra vereceğim. Evet, ondan sonra da ben varım. Üzgünüm ama sen de olamazsın Hayri. Nedenmiş? Yazdığınız kurallar öyle diyor da ondan. Hafızam beni yanıltmıyorsa ilk kurala göre tüm üyeler gerekli şartları yerine getirmeliymiş. Ne var bunda? Benden başka bu şartları yerine getiren var mı diye sordum. Hayır dediniz. Şu durumda kulübün tek üyesi olduğum için kararları ben alıyorum. İyi de sizin zaten bir kulübünüz var. Evet. Hani şu bizi çağırmadığınız kulüp. Biliyordum neden böyle davrandığınızı. Haksız da sayılmayız Mert. O iş sizin düşündüğünüz gibi değil. Okulun kitap kulübü için çalışıyorduk. Okulun mu? Okulun tabii. Üstelik isteyen herkes katılabilecek. Biz yanlış anlamışız. Sizin kulüpten anladığınız üye dışında kimsenin giremeyeceği bir yer olması. O kadar da değil canım. Bak ne güzel kurallar koyduk. Gördüm. Keşke önce kendinize bir amaç belirleseydiniz. Fotoğraf olur, spor olur. Yeter ki bir arada yapabileceğimiz bir şey olsun. Şimdi ne olacak abi? Sizin hak kulübünü kitap kulübüyle birleştireceğiz. Daha kitap düzenleme işi bile bitmedi. Dur durun. Kulübün tüm yükü bir kişiye bırakılmaz ki canım.